Güzel uyudun mu? Deliksiz uyudum. İyi, tutulmadı bir yerin. Ben dedim sana içeride yarın diye. Ay. Adam. Kaç saat? Geç kalmadık, merak etme. Bunları bırakıyorum sana, temiz temiz giyersin. Kimin onlar ya? Nereden çıktı onlar? Aa, ben de bırakmışsın zamanında. Ben de yıkayıp kaldırmıştım. Bir ütü bastım, jilet gibi oldular vallahi. Üstünden çıkanları da makineye attım, sonra alırsın. İyi, iyi düşünmüşsün, sağ ol. Duş almak istersen de banyoya temiz havlu koydum. Bir de sevdiğim makarnadan yaptım. Sarımsaklı domates sosu. Evet, 5 dakikaya hazır. Oo, banyo hazır, yemek hazır, üst baş hazır. Bu ne hizmet kızım ya? Amma uğraşmışsın. Ya yok canım, ne uğraşması, 2 dakikalık iş. Neyse, ben yemeğe bakıp geliyorum. Vay be. Selin Hanım şov yapmış. İyi o zaman. Ben bir duş alayım. Selin'e gittim dün. Usta bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu söyleyeceğim. Hiç aklıma gelmezdi ama söylüyorum. Bekarlığın Allah belasını versin. Hadi canım. Yani. Selin var ya, bir daha aşık etti beni kendine, iyi mi? Ne olduğunu anlamadım. Kız etrafımda pervane. Ne istersem şak diye önümde. Bir güzel ağırladı beni böyle. Öf, görecektin. Ha, sen de kendi kendine sordun. Ben de hala niye bekarım diye. Yalan yok usta. Özlemişim aile ortamını yani. Beni böyle bir düşünce aldı şimdi. Benim evi Tunca bıraksam, kızın gönlünü alıp kaldığımız yerden böyle devam etsek ha? Bir nikaha bakar herhalde. Ne diyorsun? Dur dur. Sen önce bir topa bas. Bir sakin ol. Selin'e de anlattı mı bunları? Niye yok? O zaman bir süre daha bahsetme. Şimdi bir istediğinden emin ol. Sonra da vazgeçersin falan. Boşu boşuna ümitlendirme kızı oğlum. Tamam. Ben bunu düşüneyim biraz, düşüneyim. Ama hoşuma gitti. Aferin. Ne gerek var oğlum öyle ayrı gayrı? O yalnız, sen yalnız. Değil mi? Değil mi? Evet, evet. Biraz da biz mutlu olalım usta. Kolay gelsin. Gel, gel, gel. Erkencisin. Sen ne yapıyorsun? Mutfağa neden girdin, hayırdır? Baş başa bir şeyler yeriz diye düşündüm. Aa. Öyle yani, büfe işi falan olmasın, ev yemeği gibi. Kendim hazırlayayım dedim. Allah Allah. Ya senin böyle marifetlerin var mıydı Mesut? Bir şey içimden gelince biliyorsun, kimse tutamaz beni. Bir 10 dakikaya oturuyoruz, her şey hazır. Tamam, ben de yardım edeyim diyeceğim ama pek bir iş kalmamış. Sen masayı aç, masayı. Bak tabaklar şurada, al tabakları, al al al. Al 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 al. Tamam, al, al, al. Tamam, tamam al. Al al al. Eline sağlık. Her şey harika. Afiyet olsun. Ay, çıksana ya. Ne yapıyorsun sen? Bir saniye. Fotoğraf çekiyorum. Gelimse. Aslında video mu çekseydik? Hadi neyse. Şimdi bak, ben gitsem, anlatsam, desem ki koskoca Mesut komiser oturdu bana elleriyle yemek hazırladı. Hem de böyle baş başa. Mekan kapatmalar falan. Nasıl inandıracağız insanları? Ya ne insanları ya? Bırak inanmasınlar. Ne diyordum ya? Ha. Biz bazı şeyleri görünsün diye yapmıyoruz Selin Hanım. Eşimizi ağırlıyoruz şurada. Milleti şahit mi yazdıracağız? Eşimiz derken... Yani eşimiz dostumuz manasında değil mi? Doğru, doğru. Yok, o manada değil. Eşim olarak yani. Yani bir eşim olacaksa, hata varsa yani... Bu dünyada benim bir eşim varsa... Yanında yürüyeceğim, koşacağım. Belki sadece duracağım. İşte o sensin. Şey, bunlar çok büyük laflar. Mesut, nereden çıktı şimdi bunlar? Niye böyle birden coştun bilmiyorum ama gerek yok böyle şeylere. Gerek var diye değil. İçimden geldi. Büyüğünü küçüğünü bilmiyorum. Bunun bir adı olur mu yani?
Bir ara niyetlenmiştik yani. Yani işte... tekrar olur mu bilmiyorum. Ama benim eşim sensin. Kusura bakma. Dur şunları alayım ben, tatlı falan. Allah Allah. Ver tamam. Şunları da getireyim mi? Otur.